Hayatım boyunca bu işi yapmama rağmen elimde olmadan heyecanlanıyorum. Aa, Anlatabiliyor evet. muyum? Çok normal. Bu da bu işin heyecan verici Hı. bölümü. Alır mısınız? Hayır, sağ ol. Teşekkür ederim. Lütfen sakin olun. Ve işte şimdi Rena King Show. Rena'nın bugünkü konukları Kanal 83'ün tartışmalı ismi Max Ren. Radyodan çok iyi tanıdığınız Nicky Brandt ve bir medya kaini Profesör Brian Oblivion. Söz sende Rena. Max Rain. Sizin televizyon kanalınız kendi izleyici kitlesine pornografiden şiddete kadar her şeyi olduğu gibi sunuyor. Neden? Biz küçük bir kanalız Rena. Başlamak için insanlara başka bir yerde bulamayacakları bir şey sunuyoruz. Ve bu işi yapıyoruz. Siz bu tür yayınların toplumun seks ve şiddete daha fazla yönelmesine etkisi olduğu görüşüne katılıyor musunuz ve bu umrunuzda mı? Tabii ki umurumda. Öyle ki izleyicilerime kendi fantazilerini ve baskılarını izleterek onların rahatlamalarını sağlıyorum ve olumlu bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi? Sen ne diyorsun Nikki? Sence bu olumlu bir şey mi? Bence aşırı uyarıcı bir zaman dilimi yaşıyoruz. Ve yaşadığımız her şeyden de etkileniyoruz. Hep daha fazlasını istiyoruz. İster duygusal olsun, ister seksüel boyutta olsun. Ve bence bu kötü bir şey. Peki niye böyle giyindin? Efendim? Elbisen fazla uyarıcı ve kırmızı. Freud giysiler hakkında ne der bilirsiniz. Haklı olabilir. İtiraf ediyorum. Yaptığım iş gereği bu aşırı uyarıcılığı bizzat yaşıyorum. Baksana, seni akşam yemeğine davet etmek istiyorum. Evet, ne diyorsun? Profesör Bu gece boş Oblivion. Sizce erotizm ve şiddet içeren bak, televizyon yayınları insanları duyarlılıktan ve insanlıktan uzaklaştırıyor mu? Ne tür bir eğlenceden televizyon bahsediyoruz? Televizyon ekranları... Bak, insanın akıl bu sana gözünün bağlı. retinası durumuna düştü. Sen hangi tür eğlenceden hoşlanırsın? Evet. Yapacaklarımızı tek o yüzden televizyona değiliz. Çıkmaktan kaçınıyorum. Daha sonra tekrar görünmeyi buluşabilirim. Tercih ediyorum. Şu programda elbette Oblivion ismiyle doğmadım ben. Bu benim televizyondaki ismim. Neden yoksa hayatında biri mi var? Çok hepimizin özel isimleri olacak. İsimler insanların tamam, ortaya çıkardıkları eserler sayesinde anlam kazanırlar. Güzel bir gece olacak, evet. Söz veriyorum. Tamam. Nikki, tamam. Sence Max Rain toplum için bir tehdit mi? Emin değilim. Benim için bir tehdit olduğu kesin ama. Hikayenin konusu ne zaman ortaya çıkacak? Hem bu zenci herif de kim? Siyasi suçlu falan mı? Burada hikaye yok. Bir saattir bunu gösteriyor. Sadece bunu mu? Evet. İşkence. Cinayet. Sakatlama. Hep odada mı geçiyor? Evet. Sapıklık işte. Sahi mi? Sürekli aynı şey. Gerçekten mükemmel. Doğru dürüst masraf bile yapmamışlar. Ama gözünü ayıramıyorsun. Çok gerçekçi. Bunu yapacak aktörleri nereden buluyorlar böyle? Bence bundan hoşlanan birileri vardır. Yapma. Araştırmakta fayda var. Bu sefer bulmakta zorlandın mı? Malezya'dan olmadığını anladıktan sonra zorlanmadım tabii. Malezya'dan değil miymiş? Hı-hı. Korsanların prensinden laf almak o kadar kolay değil. Harlan, bu tam olarak nereden geliyor? Pittsburgh. Bu Amerika'da. Pittsburgh mu? Pittsburgh. Ama kendimden söz etmiyorum. Kız kardeşimden söz ediyorum. O kız kardeşim falan değil. Sensin canım. İtiraf et. Beni bu yüzden aramadın mı? Yardım isteyen sendin. Yardıma ihtiyacı olan sensin. Çıldırmak üzeresin. Konuşurken ne halde olduğunu anlayabiliyorum. Numaranı biliyorum, öyle değil mi? Kız kardeşimden nefret ediyorum. Bunu istemiyorum ama içim yiyor. Elimde değil. Elimde değil. Bak, stres merkezimizi araman gerekiyor. Sirem, stres merkezini ara lütfen. Onlar seni yönlendireceklerdir. Yardıma ihtiyacın var. Daha fazla erteleme.